İnşallah su var abi. Oo. Çekiç aldın mı? Çekiç var, aldım. Ha tamam. O gaz. Trafik sıkışları yapacağız. Çıkacak mısın bakalım? Nece? Tamam, o zaman sorun yok. Şimdi önce... bakın, bu araba geri dönecek. Ben öbür okulun arabasını sarıp tekrar gideceğim. İlimiz genelinde akademik başarıda çok iyi bir yerdeyiz. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerimiz de çok güzel. Bunlar süreç devam ediyor. Ama bunun yanında gençlerimizin bilimle buluşması, teknolojiyle buluşması anlamında da güzel çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Valimiz geçen sene bize şöyle bir soru sormuştu. Nevzat Bey, Teknofest'e katıldık mı? Durumumuz nedir diye sormuştu. Biz de geçen sene Sayın Valimize Teknofest'le ilgili, katılımla ilgili bir mahcubiyet yaşamıştık. Bu sene yaptığımız güzel çalışmalar neticesinde ilimizde iki okulumuzdan Teknofest'e katılımla ilgili özellikle buradaki araçlarımızı görüyorsunuz. Bu araçlarımız elektriksiz, elektrikli araçlarımızla ilgili güzel bir sürecimiz var. İki okulumuzdan, meslek eğitim merkezimizden ve Ahi Evran Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin iki aracımız inşallah bugün itibariyle Teknofest yarışması için uğurlayacağız. TÜBİTAK destekli liseler arası elektrikli araç yarışmalarına 19-25 Temmuz tarihleri arasında yapılacak yarışmalara ilimizden de 2 adet aracımız katılmış olacak. Yine bu yıl 9-18 Ağustos tarihleri arasında Afyon'a düzenlenecek olacak Teknofest Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali'ne de ilimizden Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ahi Evran Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden insansız hava aracı üretimi, drone üretimi noktasına katılım sağlanacak. Ben bu noktada yapılan çalışmaları, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, yöneticilerimizi her birini tebrik ediyorum. İnşallah bu sene 4 tane projeyle katılmış olacağız. Önümüzdeki yıl itibariyle de daha iyi bir katılımla Teknofest'e katılım yapacağımızı düşünüyorum. Aracımız TÜBİTAK destekli EEC formatında üretilen elektrikli bir araçtır. Bu araçla 12 kişilik ekiple okulumuzda bir çalışma yapıldı. Bu çalışma neticesinde aracımızın kısa sürede kendi imkanlarımız ve TÜBİTAK'ın vermiş olduğu imkanlarla birlikte bu çalışmayı yaptık. Özellikle son bir ay içinde yoğun bir çalışma, gece gündüz çalışma yaparak bu aracı yürür hale, hareket haline getirdik. Amacımız Karabük'ü Teknofest'te en iyi bir şekilde temsil etmek. Umarım iyi bir derece alırız. Aracın adı Kara Şimşek sanırım. Evet, aracımızın adı Kara Şimşek. Kaç kilometre gidiyor hocam bir şarjda? Yaklaşık 30 kilometre.